evde işte sokakta. Beni nasıl etti acaba? İşten izin alamam, evde hasta duramam. Annemin ipsini kesmedi, eşimin şefkati yetmedi. Ne yapsam, ne etsem derken. Huzurlarınızda Doçent Doktor Halit Gerebakan. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Doktor Geldi, çok önemli konular işleyeceğiz. Hem de o kadar önemli ki artık toplumun neredeyse yarısı açıklanan istatistiklere göre nasıl hem fazla kilolu hem de obez sınıfına giriyor. Dolayısıyla artık yeme alışkanlıklarımız, belki duygularımız bile bozuldu. Ama onun dışında bakalım bakalım bugün programımıza neler var. Tıkınırcasına yemek yemek bir rahatsızlık mı? Kilolu olmamızda ruh halimizin etkisi var mı? Aşk acısı çekmek şişmanlatır mı? Sağlıklı bel ölçüsü nedir? Bir insan yıl boyunca kaç kilo şeker tüketir? Fazla kilodan kurtulmanın kalıcı çözüm yolları var mıdır? Saçlarımız neden dökülür? Saç ekimine ihtiyaç duyduğumuz zamanı nasıl anlarız? Saç ekimi tedavisinde yeni ve acısız yöntemler var mı? Hepsi birazdan Doktor Geldi de. Doktor Geldi. Evet, bazen adeta duygularımızı yiyerek onları kemire kemire kilo alıyoruz. Hem de nasıl? Çok fazla. Sadece duygularımızı yiyerek kilo almıyoruz. Duygularımızı yiyerek derken duygularımızın dürtüleriyle belki yeme alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Onun dışında çok zayıf birisini görüyorsunuz. Ona örnek almak için ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi adeta aç bıraktığınız durumlar da oluyor. Kısacası her iki yönlü yeme bozukluklarımız da gelişiyor. Bu belki de bir düşünce iklimimizi de değiştiriyor. Dolayısıyla hayat kalitemizi olumlu veya olumsuz yönde de etkileyebilir. Genellikle de olumsuz yönde etkileyecektir. İşte yemek bozukluklarını konuşacaksak bu konunun aslında psikolojik tarafına bakmamız gerektiğini düşündük. Ve şimdi psikolog doktor Feyza Bayraktar geliyor. Yeme bozuklukları uzmanı. Nasılsınız? İyiyim, sağlık, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sıkıldıkça, üzüldükçe neden yemek yeriz? Yeme bozuklukları nasıl anlaşılır? Diyet yaparken psikolojimizi nasıl düzeltebiliriz? Zayıfladığında hayatım değişir mi? Bazen çok böyle gerildiğimiz anlarda yiyebiliyoruz, stresli olduğumuz anlarda yiyebiliyoruz. Bazen aşık oluyoruz. Zayıflıyoruz, yemekten kesiliyoruz. Belki de çok ciddi bir üzüntü yaşadığımız zaman... Ya da aşk acısı çekiyoruz. Mesela. Ondan sonra dolabın başına gidiyoruz. Örneğin filmlerde ve dizilerde hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama... ...kadın aşk acısı çekerken genelde gider ve buzluğu açar. Oradan bir kap dondurma çıkartır ve onu yemeye başlar. Evet, ya, hakikaten bunlarla karşılaşıyoruz. Yani bu olmasa bile gece kalkıp yeme alışkanlıkları vesaire de günümüzde var artık. Dolayısıyla şunu çok merak ediyorum. Yani en başta kiloya başlamak istiyorum. Çünkü obezite konusunda da özel bir uzmanlığınız var. Kiloya neden olan yeme bozuklukları nelerdir ve nasıl gelişir insanda? Şimdi şöyle bakalım. Evet, obezite ve kilo yeni çağın gerçek problemi. Yalnız genellikle olayı hep diyetlerle ve sağlıklı beslenmeyle çözmeye çalışıyoruz. Ama işin psikolojik ve davranışsal kısmını tamamen atlıyoruz ki bu aslında çok önemli. Neden? Çünkü genelde benim danışanlarım, öğrencilerim, kongrelerde karşılaştığım insanlar bana şunu söylüyorlar. Evet, biz nasıl diyet yapılır biliyoruz. Diyetin içerisinde neler olmalı biz bunları biliyoruz. Ama uygulamaya geldiğinde çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bize anlatır mısınız bunu nasıl uygulayabiliriz? Yani bu psikolojiye nasıl gireceğiz aslında? Aynen. Yani... Aslında bunun kısa bir reçetesi yok ama neden yediğimizi eğer bilirsek neden kilo aldığımızı da biliriz. Kiloya sebep olan birinci faktör kaygı.
Diyeceksiniz ki hani bu kadar kaygılı bir ortamda, bu kadar stresli bir yaşamda biz nasıl olur da kaygılanmayız ve yemek yemeyiz? Hayır, öyle modern değil mi? Yaşamın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. İş kaygısı var, ev kaygısı var, yaşam kaygısı var. En basitinden buraya gelirken trafikte 1,5-2 saat zaman harcadık yani. Aynen. Ve elimizin altında bir şeyler olsa illaki yeriz. Ya da eve vardığımızda onca trafikten sonra insanın bir şeyler atıştırası geliyor. Mesela demin şey söylediniz, gece yeme. Evet, en fazla yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Özellikle akşam eve geldikten sonra saat 8 ile sabah 6 arası en fazla karbonhidratı o zaman tüketiyoruz. Peki o zaman kısaca özetlemek gerekirse kiloya sebep olan psikolojik faktörler, kaygı, depresyon, stres ve yeme bozuklukları. Kiloya sebep olan psikolojik kökenli yeme bozuklukları. Tıkınırcasına yeme bozukluğu özellikle son yıllarda çok yaygın. Binge eating diyorlar değil aynen, mi? Aynen, İngilizcesi binge eating disorder. Bunun tam Türkçe karşılığı olmadığı için hani evet tıkınırcasına aşırı yeme bozukluğu. Aşırı abonda ne tıkınırcasına falan. Diyoruz ama tam karşılamıyor. Yalnız genelde insanlar bunun bir yeme bozukluğu olduğunu farkında değiller. Diyorlar ki işte ben diyet yapıyorum ama bir türlü olmuyor. Üçüncü gün bozuyorum ya da işte... Sabah başlıyor çok güzel bir şekilde. 2 dilim kepek ekmeği, 1 kibrit kutusu beyaz peynir. Öğlen olduğu zaman işte ya işte bugün de gitti. Bir tane tatlı yiyeyim bari diyor ve diğer pazartesiye kadar bu rejim durmadan erteleniyor. Ve o diğer pazartesiler birikiyor ve günün sonunda da kişi inanılmaz derecede kilo almış oluyor. Şimdi buna baktığımız zaman tıkınırcasına yeme bozukluğu altında yatan sebep olabilir mi? Evet olabilir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu nedir? Haftada en az bir kez. Kişi kontrolden çıkmışçasına normalde yediği miktarın 2 veya 3 katını çok hızlı bir şekilde yiyorsa. Yapan var mı? En azından. Hiç mi yok? En azından bugün burada yok diyebileceğim. O zaman harika. Çaktırmıyor olabilirler. Saklarlar mı? Çok güzel bir konuya değindiniz. Kabullenmesi gerekiyor. Daha sonrasında psikolojik destek alması gerekiyor. Ve psikolojik destek dediğimiz şey de normalde yediği hızın 2 ya da 3 katı kadar fazlasında yiyeyim. Sonrasında pişmanlık, suçluluk, utanç hissediyorsa ve bu yemeler genelde gizli yapılıyorsa o zaman tıkınırcasına yeme bozukluğundan bahsedebiliriz. Haftada en az 1 kez 3 ay süreyle. Bu çok ciddi bir yeme bozukluğu. Bir örnek vermek istiyorum. Peki. Şimdi akrabalarımdan bir tanesi, tabii çocukluk çağımdan hatırladığım bir sahne bu. Şimdi hazır psikolog doktorumuz da burada, onun yorumunu da çok merak ediyorum. Bugün hala o kişi kilo problemi yaşıyor. Hatta normalin ciddi bir şekilde üzerinde. Bir hanımefendi yaklaşık 110-120 kilolarda. Dolayısıyla artık neredeyse morbid obezite sınırında. Çünkü boyu da var filan. Şimdi çocukluğumdan bir sahne hatırlıyorum. Diyet yapmaya çalışıyor. Bir gün mutfakta yakaladım. Evde pişmiş bir kek, ona bildiğiniz kek hani böyle normal vanilyalı veya böyle hafif çikolata böyle renkli falan olur ya, normal kek kalıbından çıkmış bir kekin 2 dilimini blok halinde kesmiş, çeşmenin altında ıslatırken yakaladım. Ne oluyor dedim, çeşmenin altında bir kek mi ıslatılır? Kimse görmesin dedi, böyle hızlı yutuyorum dedi. Ondan sonra ağzına attı ve yuttu. Yani bitirdi anlık yani hızlı saklayarak ve fazla miktarda. Bu manzarayı gördüm, hala kilo verme problemi çekiyor. 20 sene geçti aradan. Bunun gibi örnekler midir aslında? Aynen. Davranış bozukluğu. Yeme burada. Bozukluklarında işte sorun şu ki kişi bu davranışın aslında bir anlamda bozukluk olduğunu biliyor ama bilmekle değişmeyi istemek arasında bir fark vardır. Çünkü değişim için ilk önce insanın evet bilmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Daha sonrasında psikolojik destek alması gerekiyor. Ve psikolojik destek dediğimiz şey de maalesef çok fazla. Yani depresyonda bile kişinin çok sonra artık kriz noktasında tercih ettiği bir yöntemken konu yemek olduğu zaman diyor ki yani ne alakası var psikolojiyle canım, hani ben beslenme uzmanına giderim, bunu gayet de diyet yaparak çözerim. Ama günün sonunda ne oluyor? Tabii ki beslenme uzmanına gitmesi gerekiyor ama kişinin bir yeme bozukluğu varsa beslenme uzmanı artı psikolojik destek gerekiyor bunun için. Çünkü tek başına
beslenme uzmanı desteğinde bu sefer şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu beslenme uzmanı iyi değil, ben buna gideyim. Bu sefer o arkadaşlarımızın da bir suçu yok. Ya da kişi kendisine dönüyor, diyor ki ben iradesizim, bu işi yapamıyorum. Ve seneler boyunca o kilo problemi, o sizin... O bahsettiğim kişi aynen böyle. O diyetisyen, bu diyetisyen, o dahiliyeci, bu endokrinolog hayatı boyunca gezdi. Ve bir türlü ya bana iyi gelmedi'nin dışında bir şey duymadım açık söylemek gerekirse. Peki gece yemek, gündüz yemek, üzüldüğünüzde yemek veya işte farklı tipte sizi yemeğe sevk eden bu farklı tiplerin acaba farklı sebepleri var mı? Yani gece yiyen insan şu yüzden gece yiyordur. Hepsi aynıdır. Hepsi aynıdır. Yani zamanı hiçbir şey belirlemiyor. Hiçbir şey belirlemiyor. Yeme bozukluğunun adı ne olursa olsun hiç fark etmez. Hepsinin altındaki temel problem şudur. Öz değer eksikliğinden kaynaklanan, yemeğe, kiloya ve şekle yüklenen aşırı anlam sonucu ortaya çıkan yeme bozukluğu. Yani şimdi diyeceksiniz ki tıkınırcasına yeme bozukluğu olan bir insan ya da gece yemek yiyen bir insan kilolu. O zaman nasıl kiloya o kadar anlam yüklüyor? Neden eğer bedenine bu kadar önem veriyorsa, bu kadar kilosuna takıksa neden o zaman zayıflamıyor? Ama akıllarında her zaman, zihinlerinde her zaman bir kilo problemi var. Yani kilodan tamamen uzaklaşmıyorlar. Dolayısıyla bütün yeme bozukluklarının altında adı her ne olursa olsun, kişinin kilosu ne olursa olsun, öz değer eksikliğinden kaynaklanan kiloya ve bedene yüklenen aşırı anlam ve evet, sonucunda doğan yeme problemi. Gece yiyen, böyle kaçıran, dolabı böyle direkt başka var mı? Siz de mi öyle gece yiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısın? Ne yapıyorsun? Ufak bir kilo problemi var. Belki de bir yarım kilo fazlan var diye tahmin ediyorum sadece. Yiyorum. Uykudan kalkıp mı yiyorsun? Ya uyumuyorum ya. Yakın tutun sen. 8'de falan yiyince insan böyle gece 1 gibi falan acıkıyor. Acıkınca da uyuyamıyorsun zaten. Hı-hı. Yemen gerekiyor. Yiyorsun. Yani gerçekten acıktığın için mi yiyorsun? Yoksa akşamleyin az yedin ailenle birlikte, gece kalkayım kimse görmeden mi yiyeyim istiyorsun? Yani böyle bir saklama durum, çünkü öyle bir durum da oluyor herhalde. Öyle bir durum da var. Çünkü eğer maalesef ne yazık ki istiyoruz ki aileler, özellikle kilo problemi olan ergenleri, çocukları, genç kızlarımızı, delikanlıları eleştirmesin, yargılamasın, yemeklerine karışmasın. Ama bir şekilde o aşırı korumacılıktan kaynaklanan bir kendini tutamama hali var anne ve babalarda, özellikle annelerde. Yani zaten çocuk biliyor kendisini, kendisinin kilolu olduğunu biliyor. Neden hala aynı şeyi tekrarlıyorsun? Bu sefer kişi de kendisini yetersiz ve değersiz hissetme duygusuna sebep oluyorlar. O yüzden de anne ve babalardan özellikle rica ediyorum, çocuklarını kilolarından dolayı eleştirmesinler. Çünkü eleştirerek, kısıtlayarak bu problem çözülmez. Baban, annen, ya kızım biraz spor yapsan, biraz kilo versen... Annem özellikle, anneciğim. Buradan. Evet, buradan annesine selam gönderiyoruz. Sevgili psikolog doktorumuz Feyza Bayraktar'ın da önerdiği gibi gerçekten çocuklarınızı bu konuda yargılamayın. Çünkü onları yargılamak, evet, karşınıza belki az yemelerini ama onun dışında onların o psikolojisinin sürekli bir şekilde devam edeceği için sizin karşınızda olmadan bile farklı yerlerde farklı şekilde o duygularını bastırabileceklerini unutmayın diyorum. Doktor geldi. Sağlıklı bel ölçüsü nedir? Bir insan yıl boyunca kaç kilo şeker tüketir? Fazla kilodan kurtulmanın kalıcı çözüm yolları var mıdır? Birazdan doktor geldi de. Kilo verme konusunda, siz yani obeziteyle yaşam, obeziteyle mücadele konusunda hakikaten insanlara düşünce iklimi oluşturuyorsunuz kafalarında. Bu işe gönül verme, bu işe başlama açısından tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi öncelikle... Biliyoruz ki diyet planlarının birçoğu işe yarıyor. İşe yaramıyor. Hayır yani... Diyetler hepsi, tabii ki işe yarıyor. Hepsinin bir işe yarıyor. Ama kişinin bunu davranışa geçirmesi nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl başlayacak? Şimdi öncelikle eğer zaten bir kişide psikolojik kökenli bir yeme problemi varsa, bir yeme bozukluğu varsa, ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Her kilo problemi olan kişide yeme bozukluğu vardır, psikolojik kökenli bir yeme bozukluğu vardır diyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz obezite çok kronik bir rahatsızlık, dolayısıyla pek çok sebebi olabilir. Ama ben kendi adıma, kendi alanım adına konuşmam gerekirse altında psikolojik sebep olan ya da yeme bozuklukları olan
kilo problemlerinin çözülmesi için ilk başta diyet değil kişinin normal yemeye geçmesi gerekiyor. Çünkü senelerdir kişi o kadar fazla diyet ve aşırı yeme arasında gidip gelmiş oluyor ki normal yemeği tamamen unutmuş oluyor. Yani normal yeme nedir? Normal yemek yiyen insanların ortak davranışları vardır. Örneğin normal yemek yiyen insanlar sabah kahvaltıdayken öğlen ne yiyeceğim diye düşünmezler. Bunu genellikle biz çok yapıyoruz millet olarak. Daha sabah kahvaltısındayken öğlen ne yiyeceğiz ya da akşam ne yiyeceğiz şeklinde. Bir de çok rahatsız olduğum bir konu var. Türk halkının gözünde hassas tartı olduğuna inanıyorum. Yani hani sizin de başınıza geliyor mu bilmiyorum ama hayatım boyunca benimle konuşmayan komşum beni asansörde görüyor ve kilo mu verdin sen? Kilo mu aldın sen? Ya daha ya. Bismillah, merhaba de. Yani hani günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Bir muhabbete başlama şekli. Yok öyle bir şey. Yani kilo mu aldın, kilo mu verdin? Şimdi buna çok fazla takmış durumdayız. Bu da normal değil. Dolayısıyla yani özellikle restorana gidiyorum, işte mesleki deformasyon, arka masada konuşan işte insanlara ister istemez kulak misafiri oluyorsunuz. Bu sefer ay çok yedim, keşke yemeseydim, bak görüyor musun bu tatlıyı da yedim. Ya madem yedin tadını çıkar. Şimdi bu suçluluk olduğu zaman ne oluyor tabii ki? Kişi daha fazla yemek istiyor. Neden? Çünkü suçluluk psikolojisi kısıtlanmaktan gelir. Kişi kısıtlandığı zaman da her zaman için daha fazla yemek yemek ister, öyle değil mi? O yüzden de İlk önce diyet değil, normal yemeği başarmamız gerekiyor. Normal yemek nedir? İlk önce yemek yerken ne yiyorsanız ona odaklanmak. Yani sabah kahvaltısını ederken öğle yemeğini düşünmemeye çalışmak. Yemek yerken arada bir çatal bıçağı bırakıp, arkaya yaslanıp, nefes alıp, evet, yani çevredekilerle sohbet etmek. Ayrıca sadece kendi yemeğine odaklanmak, başkasının yemeğine değil. Çünkü lokma saymayacaksınız. Lokma saymayacaksınız. Öyle de bir şey vardır genelde maalesef. Ne yani, yedin be filan. Ne yedin, çok yedin. Sen bu kadar yiyorsun, nasıl bu kadar zayıfsın? Ya tamam yani hani kendin yemeğine odaklan, öyle değil mi? O yüzden normal yemenin kurallarından bir tanesi de budur. Yemek yerken olabildiğince yavaş, çiğneyerek, nefes alarak, odaklanarak, ne yediğinize odaklanarak, çevredekilerin ne yedikleriyle ilgilenmeden, arada bir arkanıza yaslanıp onun keyfini çıkartarak, çünkü yemek sadece fizyolojik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda duygusal olduğu kadar sosyal de bir ihtiyaç. Ve yemek sofrasında özellikle çok tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi de olabildiğince sohbet etmek. Ama maalesef bunu artık yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü bakıyorsunuz evlerde işte insanlar yemek yerken ne yapıyorlar? Çocuk orada işte bilgisayar karşısında, işte anne bir yandan şöyle elinde tabletine bakarak bir oyun oynuyor. İşte baba maç seyrediyor. En azından haftada bir kez ailece yemek yemek çok önemli. Bu uzun vadede o yemeğin getirdiği tatmini de, dolayısıyla insanın o işte fazla yemeğe, insanı fazla yemeğe iten, psikolojiyi de ortadan kaldıran bir etken. O nedenle de olabildiğince ailece bir arada haftada en az bir kez yapabiliyorsanız yemeğe özen gösterin. Yavaş yemek, çiğneyerek yemek yine çok önemli. Bu da normal yemenin kurallarından bir tanesi. Ha, diyeceksiniz ki bu kadar hızlı bir hayatta nasıl olacak da biz yavaş? Yemeğe zaman ayıracağız. Yani sonuçta ben kendim de yapıyorum. Yani ayakta yiyoruz, tencere başından yiyoruz. Bir de öyle bir şey vardır. Tencereden yerken sanki yemiyormuşsunuz gibi gelir. Hani özellikle tabağa koymaz çoğu insan. Tencere başından yer ki ne kadar yediğini görmesin. Ha, bunu işte yapmamamız gerekiyor. Yapılması gereken şey şu, mutlaka bir tabağa bütün, yani tabii ki çorba ve tatlıyı hepsini bir araya koyamayız ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir kişi ilk önce işte et, sonra sebze, sonra pilav yediği zaman bir de bütün hepsine hem eti hem pilavı aynı tabağa koyduğu zaman ikinci yapılan yani deneyde yani aynısını yani Aynı tabakta olan grup her zaman için daha az yediği gözlemlenmiş. O zaman açık büfeler daha mı iyi? Hani gidiyor ne varsa dolduruyor. Yalnız şöyle bir şey var, ben bunu genelde kongrelerde soruyorum. Açık büfede daha mı fazla yiyorsunuz diye. Çoğu insanın söylediği şey şu, sanıldığının aksine evet bir dolu alıyoruz ama günün sonunda bitirme, daha az yiyoruz. Evet.
Yani o nedenle de ayrı ayrı yemektense, çünkü göz doygunluğu denilen bir şey var. Yani gözümüzü de doyurmamız gerekiyor. O nedenle tabağa eti, pilavı, sebzeyi koyup yemek ayrı ayrı yemekten daha yardımcı olacaktır daha az yemeniz için. Diyet motivasyonu için son bir cümle alalım sizden. Diyet motivasyonu için ilk önce kişinin neden kilo verdiğini saptaması gerekiyor. Yani neden kilo vermek istiyor? Pardon, kişi neden kilo vermek istiyor? Çünkü eğer kişinin kilo verme isteme sebebi yeterince motive edici değilse kişi kilo veremez. Yani işte daha sağlıklı olmak için. Yani evet, tabii ki gerçek motivasyon bu olmalı. Ama ne yazık ki biz öyle bir toplumuz ki bir hastalanmadan aksiyon alamıyoruz, harekete geçemiyoruz. O nedenle de kişinin ilk başta gerçekten neden kilo vermek istediğini iyice anlaması, bunu tespit etmesi gerekiyor. Sonra işte o bahsetmiş olduğum... Sonra da bu yapacaklarını yapması lazım. İşte kendi yemeğine odaklanması lazım. İşte belki yeme şeklini, adabını değiştirmesi lazım. Ailesini veya sosyal faktörleri de işin içerisine koyması lazım gibi faktörler evet, ekstra. Şu da bir egzersiz. Her gün 10 dakika kadar ya da 5 dakika kadar kişinin kaç kiloya inmek istiyorsa, ama bunun hayali bir istek olmaması gerekiyor. Gerçekçi kilo. Yani eğer kişinin olması gereken kilo 60 kiloysa 45 kiloyu hedeflememeli. Çünkü o da her zaman için motivasyonu kaybettirici bir sebeptir. Dolayısıyla burada hedefi de doğru belirlemek gerekiyor. Hedefi belirledikten sonra, kişinin gerçekçi kilosunu belirledikten sonra her gün bir 5-10 dakika kadar o kiloyu gözünde imgeleştirip, hayal edip o kiloya indiği zaman nasıl bir hayatı olacağını düşünmesi, bunu imgelemesi. Her gün 5-10 dakika. Bunu da abartmaması, yani her şeyi de ona bağlamaması lazım. Hayatının merkezinde olmayacak, ona çok fazla anlam yüklemeyecek. Neden kilo vermek istediğini tespit edecek, gerçekçi bir kilo hedefi koyacak ve sonrasında da her gün 5-10 dakika kadar günlük rutininde o kiloda olsa nasıl bir hayatı olur, detaylı bir şekilde imgeleme yöntemi kullanarak motivasyonunu arttırıcı bir çalışma yapabilir. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, programımız devam edecek. Duygusal olarak kilo vermeye hazırlandık. Ama şimdi fiziksel olarak da yapmamız gerekenler, alıştırmamız gereken gıda alışkanlıkları, yaşam tarzımızdan bahsedeceğiz. Az sonra sizlerleyiz. Doktor geldi. Evde, işte, sokakta. Beni nasıl etti acaba? İşten izin alamam. Evde hasta duramam. Annemin içi kesmedi. Eşimin şefkati yetmedi. Sağlıklı bel ölçüsü nedir? Bir insan yıl boyunca kaç kilo şeker tüketir? Fazla kilodan kurtulmanın kalıcı çözüm yolları var mıdır? Birazdan doktor geldi de. Evet, duygularını yiyen insanlar dedik. Psikolojik olarak obeziteye nasıl hazırlanacağımızı konuştuk. Ama tabii ki İşin duygusal veya düşünce iklimini hazırladıktan sonra nasıl yememiz gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Eminim içinizde çok fazla böyle hayatında diyete başlamış, bırakmış, başlamış, bırakmış, başlamış, belki de sonuca ulaşmış insanlar olabilir. Değil mi? Ama aslında biz ne zaman diyet yapma ihtiyacımız olduğunu çok da fazla bilmiyoruz. Birçok insan ne yapıyor? Tartının üzerine çıkıyor. Ya ben sanki biraz fazla kiloluyum diyor. Amaç burada kiloyu kaybetmek değil. Amaç bedeni gerçekten sağlıklı olan şekle sokmak. Çünkü obez dediğimiz zaman sadece kilonuz veya tartıdaki ağırlığınız bizim için önemli olmuyor. Aynı zamanda boyunuz, değil mi? Boyunuzun kilonuza olan oranına bakıyoruz. Yani beden kitle indeksine veya vücut kitle indeksi adına vermiş olduğumuz o sınıflamaya bakıyoruz. Abla sen bundan bayağı muzdaripsin galiba. Evet, şimdi şöyle arkada hemen bel çevresi grafiklerimiz var. Onlara böyle bakacak olursak normal bir insan evet belirli bir bel çevresine sahip olmalı. Bununla biz her seferinde diyoruz ki sınırınız
boyunuzun yarısı kadar olmalı. Kadın veya erkek olmanız fark etmiyor. Yani illa 90-60-90 olmanız gerekmiyor kadın olduğunuz zaman. Veya erkek olduğunuz zaman işte belli bir derecenin, belli bir santimin altına düşmeniz değil. Biz önemli olan içinizdeki yağlanmayı ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü içinizdeki yağlanma aslında sizin bel çevrenizin büyümesine ve diğer eşlik eden hastalıkların onunla birlikte gelmesine sebebiyet veriyor. Çünkü biliyoruz ki aslında bütün kilolular hasta değil. Biz herkese aynı tedaviyi uygulayabilmemiz lazım. Bir ülke düşünün, ülkemizi düşünün. 75-80 milyon nüfusun olduğunu düşünün. Artık dünya istatistiklerine baktığımızda ülkemizdeki durum ne? Hemen ülkemizden bahsedeceğim. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Dünyada obezite oranları açıklandı ve bu grafiği artık harita olarak getirdiler. Dediler ki ülkenize bakın, Türkiye artık kırmızı kuşakta. Yani kırmızı kuşak dediğimiz zaman obezite oranımız %23-25'lerde. Fazla kilolu olma, yani normalin üstünde kiloya sahip olma oranımız ne? Obeziteyle birlikte topladığınız zaman neredeyse %50. Yani stüdyomuzda şu anda kaç izleyici var bilmiyorum ama 80 izleyici olduğunu düşünelim. 80 izleyicinin 40'ı normalin üzerinde veya obez bir vücuda sahip demektir. Tablo bu. Netice itibariyle rakamlar konuşuyor. Demek ki ülkemizin yarısı böyle bir probleme sahip. Diyelim ki sadece obez olanlar, yani normal kilonun üzerinde olan, aşırı kilolu olanlar değil. Obez olanlar %23-25 dolayında olsun. Ülkemiz 80 milyon nüfussa demek ki 20 milyon obez insanımız var. Ama 60 milyon da tartının diğer tarafında yer alan insanlar da var. Obezlerin %80'i hasta. Takribi olarak. 20 milyon insanın demek ki 16 milyonu bizim için hasta. Bir şekilde hasta daha doğrusu. Ama diğer tarafta kaç milyon insan vardı? 60 milyon insan var. 60 milyon insanın yüzde kaçı hasta? Onların da %30'u, %40'ı hasta. Ama baktığınız zaman 60 milyon insanda %30, %40 dediğiniz zaman 20 milyon, 25 milyon insan bazı hasta olmasa bile risklerle karşı karşıya demek oluyor. Dolayısıyla biz sadece kiloluları hedef almamız değil, sağlıklı bir beslenme planından bahsedecek olursak bizim aslında herkese öğretecek bir şeylerimizin olması lazım. Doktor geldi. Şekerli gıdalar neden kilo aldırır? Paketli gıdalar kilo aldırır mı? Zayıflamak için neler yapalım? Diyet yapmak zayıflamak için yeterli mi? Doktor geldi. Şu anda anlattığım konu benim için çok önemli. Gelelim acaba bizi neden hasta ediyorlar veya neden kilo almamıza sebep oluyor bazı şeyler, ona bakalım. Arkada bir tüketim istatistiği verecekler ve gördüğümüz üzere obezite oranlarının artışıyla bu tüketim oranları hep birlikte karşılaştıracağız. Diyor ki şeker tüketimi ve obezite artışı. Buraya bakıyoruz, 1700'lü yıllarda sene boyunca bir insanın tüketmiş olduğu kilo, şeker kilo olarak 1 kilonun altında 1 kilo, 2 kilo. 1700'lerde. Şekerin icatı nasıl? Aslında ya bir uzak doğuda biliyorsunuz, hatta Avustralya kıtasında bile olabilir, şeker kamışı tespit ediyorlar. Ya bunun tadı ne kadar tatlı filan, ya aslında keyif de veriyor diye tespit ediyorlar. Ama günün sonunda o askerlerin enerji kaynağı oluyor. Daha sonrasında uluslararası ticarete sunabilmek için sıvı şeker üretiyorlar, kamışları sıkıyorlar. Sonra sıkılmış şeker, şeker suyu yani. İnsanlar şeker suyu tüketiyorlarmış. Sonrasında ve çok pahalı bir şey, inanılmaz pahalı. Ve sonrasında demişler ki ya bizim bunu dünyanın her tarafına taşıyabiliyor olmamız lazım. Onu kurutmaya başlamışlar. İşte bugün sofra şekeri olan o kristal toz şeker karşımıza çıkmış. Tamam. Ve o zamanlar gördüğünüz gibi pahalı olan şeker ne kadar az tüketiliyor ve daha sonrasında bütün her yerde üretimi başlıyor. Bunun çok kolay üretilebileceği gösteriliyor ve diyorlar ki biz gıda endüstrisinin içerisine bu şekeri koyabiliriz. Ve şeker tüketimi 1800'lerin sonunda ani bir hızlanmaya çıkıyor. Bugüne kadar insanoğlu belki de istatistik tutmaya başladığından beri şeker tüketiminin aynı hızda devam ettiğini görüyoruz. İki yerde çökünlük yaşamış, yani dip yapmış. Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı,
Diğeri İkinci Dünya Savaşı. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Sadece insan hayatını kaybetmesi değil, işte birçok sosyoekonomik nedenlerden dolayı tüketim orada azaldı. Dolayısıyla bir tek dünya savaşları olduğunda şeker tüketimi azalmış. Onun dışında hep yukarıya doğru gitmiş. Bu bize diyor ki o zaman aynı anda başka bir hastalık gelişmiş mi ona bak. Hemen sol tarafa bakıyorum. İşte Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı döneminden hemen sonra bakıyoruz. 1960 yılından itibaren dünyada obezite oranlarının artışına bakıyoruz. Nasıl? İnanılmaz fazla. Bugün bir insan yıl boyunca ne kadar şeker tüketiyor? Sizce tahminen. Mesela bir mikrofon alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Yıl boyu ne kadar şeker tahmin tüketiyorsun? Edemiyorum. Lütfen. Vallahi tahmin edemiyorum şu an. 12 kilo. 12 kilo. 20 kilo. 25 kilo. Vallahi ben de bilmiyorum ama çok atıyorum. 35. Çünkü 35 ben kilo. Reçel meçel çok yapıyorum. Evet. 10. 30. 17-20. Rakamlar iyi. 17-20 kilo şeker tüketiyorsunuz demek ki. Yani bakılırsa biraz var gibi ama yani çok da... Şeker yemiyorum. Abi. Şeker yemiyor musunuz? Evet. Ortalama modern dünyada yaşayan sosyoekonomik seviyesi normal, yaşanılabilir bir seviyede olan bir kişinin yıllık tükettiği şeker miktarının 65 kilo ve üzerinde olduğu tespit edildi. Ve şimdi ben buraya 65 kilo şeker getirsem toz şeker halinde bu sofranın üzerinde muhteşem bir şeker dağı olacaktı. 65 kilo. Biz bunu nasıl alıyoruz? Bilmeden birçok şekilde alıyoruz. Hemen bakalım. Burada bazı besinlerimiz var. Bakıyorsunuz unlu tatlılar var burada. Ve netice itibariyle tatlı ama içerisinde şeker var. Sizin içeceklerinizin, çayınızın, kahvenizin içerisine attığınız şeker değil. Evinizde yaptığınız şey değil sadece. Ama onun dışında işte böyle tatlılar geliyorsunuz. Direkt tatlı. Evet, hemen altında belki hazır aldığınız börek çörekte bile. Hazır almış olduğunuz gıdaların içerisine onları tatlandırmak için. Diğer taraftan işte sağlıklı olsun enerji barları, belki mısır gevrekleri yediğinizde onların içerisinde de. Konserve halinde satılan patlıcan kızartmasından yaprak sarmasına kadar hepsinin içerisinde şeker var. Evet, hemen bir mikrofon daha uzatalım. Hemen bir mikrofon daha uzatalım. Başka nerede? Sütlü tatlılar. Sütlü tatlıların içinde de var. Onlara da şeker katıyorsunuz netice itibariyle. Ekmeğin içinde var. Evet. Paketli ekmeğin içerisinde. Çörek değil mi? Paketli gıdaların belki de birçoğunun içerisinde ambalajı okuduğunuz zaman içerisinde un, su, tuz, virgül falan şeker de yazıyor olacak. Şekeri sadece şeker olarak değil. Aynı zamanda biz çağımızın en önemli probleminden bir tanesi gıda endüstrisinin birçok yerde kullandığı ne var? Fruktoz şurubu var. Fruktoz şurubu yüksek fruktozlu mısır şurubu aslında. Bu içerik olarak mısır şurubu diye yazabilir. Birçoğunuz şeker yazmayacağı için mısır şurubunu mazur görebilirsiniz. Diğer taraftan fruktoz şurubu olarak da yazabilir. Diğer taraftan glukoz şurubu olarak da yazabilir. Hepsinin aslında adı aynı. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi bu yapışkan. Bazen böyle şerbet olarak tatlıların üzerinde ama inanmayacaksınız aynı şekilde ekmeğin içerisine dahi koyuyorlar. Sadece bunlarda mı? İşte bu görmüş olduğunuz bu rengarenk içeceklerde. Gazlı gazsız tüm meşrubatlarda işte böyle tatlılar var. Ve biz 65 kilo şeker tüketiyorsunuz dediğimizde gerçekten bunun böyle olduğunu bilmeniz lazım. Bir gazlı içeceği, bir meşrubatı tencerenize koyup kaynattığınızda altında adeta şeker katranının kaldığını göreceksiniz. Bu ciddi bir oran. Ve fazla kiloya baktığımız zaman kilo aslında dediğim gibi bizim iç yağlanmamız sonucunda bedenimizin bir şekilde ağırlaşmaya başlaması. Fit olan insanlar olabilir. Dolayısıyla kişiye özgüdür ne kadar fazla kilo olduğu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama biz yeme alışkanlıklarımızı da ona göre değiştirmemiz lazım. Bazen diyet yapıyoruz. Bazen işte bu diyet planı içerisinde egzersize başlıyoruz. Biz bugün sokağa çıktık. Ondan sonra gittik bir yerlere. Hatta söyleyeyim İstanbul'da sahilde bir parka gittik. Ondan sonra bazı zayıflama hikayelerini dinledik. Hep birlikte izliyoruz. Doktor geldi. Merhabalar. Ben Nisa.
Aysa, üniversite öğrencisiyim. Ben istiyorum ki yaz geldi, birazcık daha fit görüneyim. O yüzden şöyle bir 3-4 kilo kadar vermek istiyorum. Günde yaklaşık 1-1,5 saat kadar spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Onun dışında yediğime içtiğime birazcık özen gösteriyorum. Ben böyle çok fazla börek vesaire yiyen bir insandım. Artık onlardan biraz vazgeçiyorum. Ben Ayça Yıldırım. Şu anki kilom 65. Hedefimde 55 kiloya düşmek var. Bir tane kızım olduğu için onunla beraber anne şunu giyiyorsun sana yakışmıyor. Bir baktığım zaman bana böyle yapıyordu el kol hareketlerini. Yanakların şişti, gıdaların şişti. Ondan sonra biraz daha versen daha iyi olur tarzında diyordu. Beni birazcık motive eden de kızımdı. Genelde onunla beraber yürüyorum. İkimizin de bisikleti var. Bisiklete biniyoruz. Bol bol yürüdükten sonra ufak ufak ritimlerle koşuyoruz. Tabii bunun yanında da bol bol su tüketiyoruz. Tatlı türlerini, şeker türlerini, ondan sonra hamur türlerini kestik. Ben Meltem Karaca. 60 kiloyum şu an. 50 kiloya kadar düşmek istiyorum. Bol bol yürüyüş yaptım. Bol bol su içtim. İşte mekik çektim. Parktaki spor aletlerini kullandım. O şekilde çok yemedim. Ekmeği azalttım. Şekeri, tuzu bıraktım. Bir de arkadaşlarımın tarafından çok kilo aldığımı söylendi. İşte çok kilo aldın sen böyle giydin falan dediler. Bu direktmen beni çok psikolojik bana etkiledi. Hemen acilen kilo vermem lazım diyerekten işte kendi kendime yaptım şöyle. Evet. Görüyoruz ki egzersiz yapanlar da var. Demek ki gerçekten biz zayıflamak istiyorsak egzersizi de bunun içerisine koymamız lazım. Doğru. İnsanın hayatına hareketi de eklemek gerekiyor. Ama her zaman ben ne kadar kalın, ömür o kadar kısa diyorum. Bu gerçekten de böyle. Dolayısıyla beli inceltmek için evet egzersizi hayatımızın içerisine koymamız lazım. Ama onun dışında yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz gıdaları yediğimiz esnada yani burada görmüş olduğunuz herhangi bir şeyi ağzıma attığım anda özellikle karbonhidratsa, özellikle basit karbonhidrat yani burada görmüş olduğunuz unlu gıdalar veya şekerli gıdalarsa ağzımın içerisinde sindirim başlıyor. Yukarıdan aşağı doğru geliyor, yemek borusundan aşağı doğru iniyor ve ne zaman ki mideme geldi sindirim devam ediyor. 12 parmak bağırsağına geçiyor ve vücuduma eğer fazla şeker giriyorsa kan şekerim bir anda emilerek yükseliyor. Ne kadar yükseldiğini birazdan sizlere göstereceğim. Ortalık biraz dağılacak belki ama o yüzden sabırla beklemeniz gerekiyor. Gerçekten kan şekerimizin anında yükselmesine vücudumuzda, beynimizde ve aynı zamanda ne yükselecek? Kan şekerini dengeleyebilmek adına insülin hormonumuz yükselecek. İnsülinle birlikte vücudumuz kilitlenecek. Çünkü eğer ben aynı zamanda vücuduma giren gıdanın beynimdeki açlığı bastıracak olan leptin hormonunu kullanamaz hale gelirsem, işte o zaman yemeye devam edeceğim. Kan şekerim yükselmeye devam edecek, vücudum bununla savaşmaya devam edecek. Ve leptin dediğimiz hormon, yani yağlarımızdan salgılanan tokluk hissini bloke eden, vücudumuzda çalışmasını engelleyen bir madde var. Sizce nedir o madde? Mikrofon sende. Hocam hiç bilmiyorum ama evet. Ben size farklı bir şey söyleyeceğim. Buyur. Mesela benim şimdi arkadaşlarım bana söylüyor işte sen kilo alamıyorsun, neden alamıyorsun filan. Genetik normalde ama şöyle de bir şey var. Tiroid bezlerim hızlı çalıştığı için diye düşünüyorum. Evet, tiroid bezlerini hızlı çalışan insanlarda gerçekten metabolizmaları daha hızlı çalışacaklardır. Ama soruma geri dönüyorum. Vücudunuzda size tok olduğunuz hissini verecek olan yağ hücrelerimizden salgılanan leptin adındaki hormonumuz neden çalışmıyor? Onun iş yapmasını engelleyen bir madde var. İşte o madde az önce baklavanın üzerine döktüğüm fruktoz şurubu. Çünkü biliyoruz ki yüksek fruktozlu mısır şurubunu bugün bunu içeren gıdaları yemeyi bırakmamız lazım. Bu benim gıdalarımın içerisinde olduğu sürece beynim asla ve katla çalışmayacak. Beynime bu sinyaller gitmeyecek ve bedenimdeki yağlar adeta para kasasının içerisine girecek. Yağ hücresinin içerisinde kilitli bir şekilde kalacak ve ben hiçbir zaman kilo veremeyeceğim. Dolayısıyla ben diyet yapmak istiyorsam, kilo vermek istiyorsam hayatta vazgeçmem gereken yegane şeyin şeker olduğunu bilmem lazım. Şimdi şekerin türleri var. Birazdan parkta bizimle birlikte olan bir konuğumuz var. Onu da stüdyoya davet edeceğim. Ama önce başka bir deney yapmak istiyorum. Ve onu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen burada onun hazırlığını da yapayım. Artık ocağımızı da yakalım. Şöyle.
Ocağın... Evet. Bir taraftan ocağımız da yandı. Şimdi bu cam, laboratuvar camı, bunun içerisinde bir oxidizer madde var. Yani oksitleyen, içerisindeki herhangi bir şeyin içerisindeki enerjiyi açığa çıkartan bir madde var. Acaba şekerin içerisinde ne kadar bir enerji var diye zaman zaman gösteriyoruz. Doktor geldi de izliyorsunuz. Ortalık dumana bürünüyor. Belki çok ciddi bir reaksiyon görüyorsunuz. Ama bugün sağlıklı olarak addedilen başka bir şeker daha var. Hatta alternatif olarak sizlere sunuluyor. Nedir o? Kahverengi şeker. Değil mi? Kahverengi şekerin normal şekerden acaba farkı var mı yok mu? Bugün deneyimizde sizlere birazdan göstereceğim. Ama unutmayın ki şeker üretimi yapılırken şekerin endüstriyel olarak üretimi gerçekleştiği anda o bütün pancardan veya şeker kamışlarından açığa çıkan suyun o yüksek derecelerde kaynıyor, içerisindeki şekeri çıkartıyorlar, alıyorlar. Bir meyveyi üçüncü defa kaynattığınızda açığa ne çıkar? Pekmez çıkar. Şekerin de pekmezi var. Toz şekerin üzerine üzüm pekmezi bile olsa ki şeker pekmezi alıp döktüğünüz zaman ne olacak? Şekeri boyamış olacaksınız. Kahverengi şeker aslında boyalı şekerdir. Şekerden bir farkı yoktur. O yüzden size şimdi kahverengi şekerin etkisini göstereceğim. Bir şanslı alalım. Evet, demin bize soru soran hanımefendiyi almak istiyorum. Evet, siz buyurun lütfen. Şimdi burada dediğim gibi böyle bir madde var. Ondan sonra bunun birazcık yarısını başka bir yere boşaltacağım. Çok özür dilerim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar oldukça stresli bir andayım. Şöyle doktor geldi kaplarından, şey kağıtlarından bir tanesini koyayım şöyle. Biraz boşaltalım. Çünkü oldukça fazla olmuş. Korkutuyor beni. Bence bu yeterli bir miktar. Şimdi burada solüsyonumuz hazır. Öncelikle bir koruma gözlüğü takmanız lazım. Şöyle. Evet, bırakabilirsiniz mikrofon. Bence kullanmayacaksınız. Buyurun. Şimdi şekerin içerisindeki enerjiyi bilmiyorum hiç gördün mü daha önce. Ama bugün bence şahit olacaksın. Ve kahverengi şekerle yapacağız. Bunun çok faydalı bir şey olmadığını burada hep birlikte hissedeceğiz. Şimdi senden ricam. Evet. Eline dikkat et. Tamam. Ve bunu... Bu bile fazla, korktum ya. Evet, şunu içerisine dökebilir misin lütfen? Tamam. Elini hemen çek ama. Yandın mı? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Doktor geldi. Yandın mı? Birazcık daha dökebiliriz. Enerji içerisinde ve vücudunuza bu adeta... Evet. Gel, gel. Vücudunuza adeta işte bunu sokarak belki de kan şekerinizi aynı şekilde yükseltiyorsunuz. Vücudunuza böyle bir enerji giriyor ve günün sonunda size gerçekten bu aslında tahribat verebilir. İçinde bulunduğu camın derecesini yaklaşık 600 dereceye çıkarttı. Evet. Ve şu anda camdan çatlama sesleri geldi. Evet. Ve artık yüksek ısıya dayanıklı olan bu camın da kullanılmaz hale geldiğini görüyoruz. Etrafta kalan sadece beyaz karbon molekülleri kaldı. Açığa çıkan duman işte bir miktar yanmış şeker dumanıydı. Hı hı. Ama enerjiyi gördün. Hepsini atsaydık çok muhtemelen stüdyo infilak edecekti değil mi? Ve biz hiçbir zaman aslında bu kadar şeker tükettiğimize dikkat etmiyoruz. Vücudumuzda şekeri dengeleyen bir şey var. Nedir o? Şekeri dengeleyen bir şey... Sıcak bastı değil mi? Evet, bayağı sıcak bastı. Vücudumuzda şekeri nötralize eden işte buradakiler. Yani bunları sebzeleri, evet meyveler. Biraz ayırdık. Öyle. Özellikle sebzeler. Evet. Çünkü sebzelerin içerisinde posa var. Biz karbonhidratlarla birlikte, mikrofonu da ben verebilirim size şöyle. Biz karbonhidratlarla birlikte eğer posayı vücudumuza alırsak şekeri birazcık dengelemiş oluyoruz. Evet. Bu kadar enerjiyi bir anda açığa çıkartmasını engelliyoruz. Mesela bu saf bir şeker olduğu için böyleydi. Evet. Ama ben bunun içerisine mesela bir elma atsaydım böyle ciddi bir enerji açığa çıkmayacaktı. Çünkü posası vardı. Ama onun dışında buraya geldim kuru yemişlerden atsaydım yine aynı şekilde çıkmayacaktı. Onda da karbonhidrat var ama az miktarda var. Veya beyaz ekmek yerine veya tatlı yerine bunun içerisine bir tam buğday ekmek atsaydım, içerisinde şeker olmayan sadece kompleks bir karbonhidrat olsaydı
o zaman yine bu şekilde aniden bir yükselme olmayacaktı. Bu ani yükselmeler işte bu şurubun adeta vücudunuza girdiği gibi bu enerji vücudunuza bir anda girdiğinde bedeninizi bloke ediyor. Şey, saf şeker olduğu için patlama yapıyor değil mi? Saf şeker olduğu için patlama yapıyor ve bu şekilde ciddi bir yükü vücudunuza, belki de vücudunuzun kaldıramayacağı bir yükü aldığınız için böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, korkmadığın için teşekkür ediyorum. Seni yakmadığımız için biz teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, programımıza devam ediyoruz. Hemen geliyoruz buraya. Peki şarküteri. Şarküteride bir problem var mı? Şarküterideki problem bir miktar tabii tuz içermesi. Tuzun dışında şarküteride biliyorsunuz gıda kimyasalları da bir miktar fazla. O yüzden diyet yaparken yine onu kullanmamaya özellikle dikkat etmeliyiz. İşlenmiş gıdalar vücudumuzda aynen şekerin yaptığı etkiyi yapıyor. Dolayısıyla hazır almış olduğumuz gıdalarla biz yine vücudumuzda leptin hormonunun etkisini adeta bloke ediyoruz. O yüzden evet, bir şey yapacaksak, bir şey yiyeceksek evimizde yaptığımız kendi gıdalarımızı özellikle tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Gelelim meşrubatlara. Meşrubatların hepsinde belki de işte onların light olduğunu, diyet olduğunu, içerisinde şeker olmadığını söyleyenler var ve tatlandırıcılar var bunun yerine. Evet, enerjileri yok belki ama tatlandırıcıların vücudumuza olan zararlarını belki başka bir bölümde tekrar kontrol edeceğiz. Cam sesleri arkamdan çıtır çıtır geliyor ve bütün stüdyo benim konuşmama ve değil arkamdaki camın ne zaman infilak edeceğine bakıyor. Ama deneylerimiz bitmedi. Doktor geldi, deneylerimize devam ediyoruz. Şimdi burada özellikle belirteyim. Meşrubat, başka ne türlü meşrubat içiyoruz? Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz meşrubat var mı? Evet, sözü başkasına verelim. Şimdi mikrofon alacağım. Sadece su mu? Soda, sade soda. Sade soda. Evet. Meyveli soda da içmiyorsun. Hayır. İçinde şeker var diye. Peki meyve suyu? Hayır. İçilir mi meyve suyu? İçenler içiyor, ben içmiyorum. İçenler içiyor. Sizce meyve suyu nasıl? Ben şeker hastasıyım. Şekerim düştüğü zaman meyve suyu içiyorum. Sadece şekeriniz düştüğü zaman ilacınız belki fazla kalıyor, insülininiz fazla kalıyor o zaman. İnsülinim, ya insülin oluyorum mesela. Şekerim düştüğü zaman hemen meyve suyu içiyorum. O dengeliyor. Evet. Sizce hangi meşrubatlar içilebilir? Hep seçilebilir de bizim eve hiç meşrubat girmiyor hocam. Meyve suyu? Meyve suyu da girmiyor. Kendiniz ben sıkıp içmiyor musunuz? Kendim sıkıp da içmiyorum. Pazardan alıyorum meyveleri. Evet. Biraz, meyve olarak yiyorsunuz. Hayır, onların hepsini büyük bir tencerede kaynatıyorum. Güzel bir tülbentim var, ondan süzüyorum. Şişelere dolduruyorum, hiç şeker koymadan. Kendi şekerleriyle. Evet, peki devam edelim. Sadece limonata. Sadece limonata. Limonatada şeker yok mu? Ben şekersiz. Ben kendim sıkıyorum. Kendiniz sıkıyorsunuz. Ayran. Evet. Yalnızca. Evet. Parkta rastladığımız Ayça Hanım. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mikrofonu size vereyim şöyle. 10 kilo mu hedef? Evet. Daha fazla aslında ama tabii 10 kilo olsun diyorum. 10 kilo olsun diyorsunuz. Bizce o karar vermenize gerek yok. Yani ama netice itibariyle kendinizi 10 kiloda iyi hissedecekseniz 10 kilo uygun bir rakam diyebiliriz o zaman. Peki diyet yaparken neye dikkat ediyorsun? Egzersiz yaptığını gördüm. Egzersiz. İyi koşturuyorsunuz galiba. Koşturuyoruz evet. Bir de tabii çocuğum olunca 10 yaşında onunla beraber daha çok koşturuyoruz tabii. Neye dikkat ettiklerim şöyle söyleyeyim. Bol bol su tüketiyorum zaten. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Salata yemeyi tercih ediyorum. Üç beyazdan kaçmaya dikkat ediyorum. Başka bu kadar mı? Daha var da. Peki mesela meşrubat tüketimi. Tamam, gazlı içecekler içmiyorsun büyük ihtimalle. Evet, ayran içiyorsun. Ayran içiyorum. Ondan sonra. Taze sıkma, portakal suyu falan. Evet, içiyorum onu da. Yani normalde zaten öyle belli bir süreden sonra zaten rejim moduna ya da diyet moduna girdiğin zaman zaten psikolojikman bir şey yiyesin içesin gelmiyor. Evet, Ayça Hanım diyet yapıyor ve yediklerine içtiklerine gerçekten dikkat ettiğini söylüyor. İşte bunun yanında egzersiz de yapıyor ama ona ufak bir deneyle bir şey göstermemiz lazım. Bazı yaptıklarından vazgeçmesi ümidiyle sizi lütfen sahneye alabilir miyim? Mikrofonunuz sizde kalsın. Alalım. Buyurun efendim. Korkmayın, bu sefer patlama yok, ona benzer bir şey var. Yapalım. Endişe etmiyoruz. Evet, sizin için hazırladığım deney masası bu. Tabii bunu böyle birazcık ortaya doğru almak istiyorum. Şimdi bu deneyi yapabilmemiz için eldiven giymemiz lazım. Şöyle eldivenlerinizi giyin. Ben de giyeceğim.
Heyecanlı mısın? Evet. Belli oluyordur. Sizce ne yapacağız? Benden genellikle diyorlar ki hocam bir gün stüdyoyu patlatacaksın. Ondan korkuyoruz diyorlar ama. Tamam, ben geldim ya patlatırız. Hayır, şimdi burası ekmek teknesi yani. İşin şakası bir tarafa, burayı yakarsak sizlere bilgiyi nasıl aktaracağız, değil mi? Tamam. Evet, eldivenleri giydik. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hemen başlayabiliriz. Bu şişeyi alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Lütfen mikrofonu almanıza gerek yok. Dediklerimi yapabilirseniz gayet iyi olur. Evet, günün asistanı diyete yeni başlayan Ayça Hanım oldu. Evet, içerisinde elinize dökmeyeceksiniz. İçerisinde 100-200'e kadar getirmeni istiyorum. Bence tamam. Hatta fazla bile koydun. Fazla oldu. Fazla mal göz çıkarmaz diyoruz. Evet. Şimdi burada hazırladığım özel bir şekerli su var. Evet, çok güzel. Şimdi meyve suyunu anlatıyoruz. Suyumuz var. Konsantre meyve sularını düşün. Değil mi? Konsantre bir marketten alışveriş yaptığın zaman, yani kendi evde sıktığından bahsetmiyorum ama markette alışveriş yaptın, işte nektar falan diyor. Evet. İşte içerisinde ne var? Su var, işte meyvenin konsantresi var, şeker var filan. Dolayısıyla böyle bir hazırlık içerisindeyiz. Şimdi senden ricam, benimki pembe bir içecek olsun. Benimki de. Veya istiyorsan seninki pembe olsun, benimki mavi olsun. Öyle de değiştirebiliriz, şöyle bir kontrast yapsın. Böyle... Ben mavi enerji içeceği yaptım. Evet, onu şöyle dökebilirsin. Dökebildiğin kadar, tepeden geldiği kadar. Şöyle, heh. Rengi beğendiğin kadar kalsın bence. Gayet iyi, süper. Evet, bunları da alıyoruz, kenara koyuyoruz. Şimdi bu enerjiyi konsantre hale getirecek, yoğunlaştırıcı bir malzemeye ihtiyacımız var. O da bu. Bundan bir miktar üzerine dökmeni istiyorum. Şöyle içinde gezdirerek dök lütfen. Siz dur diyeyim. Tamam. Birazcık da benimkine dökebilir misin? Tabii. Teşekkür ediyorum. Evet, meyve suyumuzun, yani endüstriyel tip meyve suyumuzun hazırlığını yaptık. Şimdi mikrofonu buradan alıyoruz. Yoksa yapım ekibi bizi bir daha yayına çıkartmayabilir. Ondan sonra şimdi şöyle kenara doğru alacağız. Evet, herkes görsün. Meyve suyu içtiğimizde vücudumuzda kan şekeri nasıl yükseliyor, nasıl bir pik yapıyor onu göstereceğiz. Demonstratif bir şey bu. Sadece tabii ki burada bir meyve suyu yok. Ama aşağı yukarı öyle bir deney yapacağız ki ben meyve suyu içtiğinizde içinizde bir şey oluyor, onu sembolize etmeye çalışıyorum burada. Hazır mısın? Hazırım. Evet, birlikte döküyoruz ve uzaklaşıyoruz. Tamam, hepsini mi? Evet, hepsini içine dökeceğiz. Bir, iki, üç. Ay, korkuttunuz beni. Evet, şimdi... Evet, nasıl? Kokuya bak, süper. Görürüz işte, süperdi ama çok korktum ben tabii. Dumanlar çıkmaya devam ediyor. İçinizdeki yangın devam ediyor, evet. Kısacası. Ve bu gerçekten böyle pembe mavi. Pembe mavi. Pembe mavi, iki farklı içecek. Kan şekerindeki bu ani yükseliş işte sistemimizi aslında kilitleyen şey. Dolayısıyla biz sağlıklı diye bazen meyve suyu tüketiyoruz. Ama bilmiyoruz ki diyetimizde o bile bize aynen burada görmüş olduğunuz zararı veriyor. İşte bu şekilde bedenimizi kitleyerek kilo vermemizi engelleyecek şeylerden mümkün olduğu kadar uzaklaşmamız lazım. Yemek seçimlerimiz ve gıda seçimlerimizin tamamı düzgün bir şekilde yapıldığı gibi şekeri asıl hayatımızdan çıkartırsak kilo vermekteki en önemli adımı atacağımızı söyleyebilirim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet.
Bundan sonra meyve suyu içmiyoruz herhalde. İçmiyoruz. Peki, sizi yerinize uğurluyoruz. Evet, programımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Az sonra sizlerle birlikteyiz efendim. Saçlarımız neden dökülür? Saç ekimine ihtiyaç duyduğumuz zamanı nasıl anlarız? Saç ekimi tedavisinde yeni ve acısız yöntemler var mı? Hepsi birazdan Doktor Geldi de. Evet, bugün obeziteden başladık. Ama yeme bozukluklarından, psikolojik problemlerimizden de girerekten kiloyu konuştuk. Sadece kilo mu psikolojimizi etkileyen? Tabii ki değil. Estetik kaygılarımız, kozmetik kusurlarımız da yine aynı şekilde psikolojimizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ve bunun belki de en fazla karşımıza çıkan unsurlarından bir tanesi hangisi? Saç dökülmesi. Değil mi? Kadınlarda da erkeklerde de aynı problem. Evet, belki estetik olarak başka kaygılarınız da olabilir. Ama gerçekten toplumda çok fazla gördüğümüz saç dökülmesi üzerine biraz konuşmak lazım. Doktor geldi. Saç ekliğinden direkliğini nasıl anlarım? Saçlarımız neden dökülür? Saçların çoğu dökülmüş bölüme ekim yapılır mı? Yeni ekim yöntemleri var mı? Doktor geldi. Şimdi birçoğu, mesela sizler, başkaları da olabilir. Herkesin başına gelebilir. Banyoya giriyorsunuz, saçlarınıza tarağı aldığınız zaman bir bakıyorsunuz ne kadar çok olmuş. Tutam. Gidere gitmiş, diyorsunuz ki benim artık saçlarım döküldü. Ay, diplerim açılmaya başladı filan. Şimdi sizin için küçük bir test getirdim. Tabii ki burada yok. Aşağıda sakladım onu. Ondan sonra evet, şanslı şöyle bir iki kişi seçelim. Elimde görmüş olduğunuz bunlar pipetler. Diyeceksiniz ki saçla pipetin ne alakası var? Size vereyim şöyle. Senin geliyor mu tutam? Ama çok açıldım. Evet, açılmış. Bence açılmış. Evet. Sizin saç dökülmesi var mı? Yani. Sizde var mı? Yok, maşallah. Bende var. Denemek ister misin? Ben de her şeyi deneyeceğim. Evet, buyurun. Tamam, bu da sizin olsun o zaman. Evet, çok güzel. Şimdi bu pipetlerinizi açıyoruz paketlerinden ve elimize alıyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi pipeti tabii ki saçınıza sürmenizi istemiyorum. Yani hani ya şöyle sürtüp elektriklendi falan demek gibi bir şeyimiz yok. Şimdi yapmamız gereken pipetin çapına bakacaksınız. Ciddi bir kalınlığı var. Yaklaşık bu çapa ne kadar saç tanesi sığar? Hani miktar olarak bilemiyorum. Ama şöyle dokunduğunuz zaman saçınıza böyle bir tutam saç yapıyor. Bunu evde değerli izleyenler sizler de yapabilirsiniz bu arada. Hemen aldık. Ondan sonra aynanın karşısına geçtik. Ve o tutam miktardaki saçın dibine iniyoruz, köküne. Bu bir araştırma, yayınlanmış bir araştırma. Ondan sonra dibine iniyorsunuz ve dibinde bu şekilde tutuyorsunuz. Tamam? Bunu kendiniz şu anda da yapabilirsiniz. Aşağı yukarı bu çapta bir şeyden bahsediyoruz kısacası. Ve dibinde tuttuğunuz esnada parmaklarınızı oldukça saçlarınızı sıkıştırıyorsunuz. Ve çekmeye başlıyorsunuz saçlarınızı. Çekmeye başlıyorsunuz. Parmağınızın ucundan çıkıyor. Elinize kaç tane geldi? Saç dökülmesi problemim var. Çünkü biliyoruz ki normal şartlarda bir veya hiç gelmemesi lazım. Yapılan araştırma şunu gösteriyor. Kadınlarda özellikle saç dökülmesi problemi için 3'ün üzerinde çıkması lazım her seferinde. Bir ile 3 arasında olursa o zaman kısmi olarak evet dökülme probleminiz, ama 3'ün üzerindeyse mutlaka saçlarınız için bir hekime gözükmeniz gerekmekte olduğu söyleniyor. Evet, tabii bununla ilgili anlatacak çok şey var. Ama günümüzde uygulanan bir de çok ciddi bir tedavi var. Artık saç nakli yapılıyor. Yani kendinizden kendinize saç nakli yapılıyor. Hatta buna da ne diyoruz? Saç ekimi diyoruz. Şimdi saç ekimini konuşmak üzere operatör doktor Bilge Anaydın stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Plastik cerrahı ağırlamak zordur derler. Ondan sonra o yüzden normal şartlarda yaptığımız hazırlığın hepsini yapamıyoruz. Birazcık konuşmak istiyorum. Saç neden dökülüyor? Saç en çok genetik sebeplerle dökülüyor. Bu kadınlarda ya da erkeklerde de fark etmiyor. Kadınlarda da erkeklerde de en sık sebep genetik. Ama belli başlı hastalıklarda mesela kansızlık, mesela hormonal değişiklikler, çağımızın hastalığı stres. Yani vücudun stres
metabolizmada stresi yükselten her sebep saç dökülmesi için bir neden. Saçların aslında dökülmesi, şöyle bir şey okudum. Saçlar aslında kökleri orada duruyor da küsüyorlar falan diye bir şey var. Belli bir faza gelip o fazla durması gibi. Yani saçın büyüme döngüsünde mi bozukluk meydana geliyor? Aslında şöyle, ya bu erkek için ve kadın için biraz farklı. Lütfen. Birçok teori var. En kabul edilen teori, reseptör seviyesinde bir direnç oluşmak. Bunun Türkçesi şu. Bir, hormonlar şöyle çalışır. Bir anahtar hormondur. Anahtar, hormon bir anahtardır. Bir de reseptör de kapıdaki kilit. Girer, çevirir ve o organda fonksiyon neyse onu yaptırır. Yani kısacası bir şey geliyor, saçın köküne diyor ki büyü, saç büyümeye devam ediyor. Ama bir aynen şey öyle gelmiyor veya etkisizleşiyor. O da şöyle, bu bir erkeklik hormonu testosteron, bunun bir tık üstü var. Bu kuvvetli testosteron. Bu sebebini bilmediğimiz bir şekilde üretimi artıyor. Bu da şöyle düşünün, anahtar deliğini daha büyük bir anahtarla kanırtıyorsunuz. Kanırtıyorsunuz, belli bir süre bozuluyor. Sonra yalama oluyor. Evet, kilit bozuluyor. Kilit yani bozuluyor, aynen öyle. O zaman o foliküle çık emrini veremiyoruz. O zaman, ama bunun bozulmayan yerler var. Yani bu genetik olarak tepe bölgesi, ön bölge, frontal bölge ve tepe bölgesinde oluyor daha çok. Yanlarda da elbette kayıp var. Ama yanlarda bu anahtar deliğine karşı dirençli olan, sağlam olan folikülü alıp tepeye ektiğimiz zaman bir daha dökülme olmuyor. Evet, şöyle bir şey, işin sonuna gelmeden sizi lütfen buraya almak istiyorum yanıma. Şimdi bu kalem. Evet, bir kalem, iki kalemi de bence alabilirsiniz. Burada biz boş, üzerine hiçbir şey olmayan bir kafa evet getirdik buraya. Ondan sonra bize aslında böyle yanımda da durabilirsiniz. Tamam. Bunu birazcık kendimize doğru da çekebiliriz. Şimdi burada saç hizamız nerede olması lazım? Anormallik olduğunu nasıl anlayayım? Ben mesela gençlik fotoğraflarıma bakıyorum. Mesela benim şuralarım açık oldukça. Evet. Bakıyorum buralarda falan yani saçlar. O kadar değildir ama yine de evet. Ha, yani, veya kapalı yani bir şekilde. Gençken daha iyiydin. Şimdi mesela şurada kafamda hep benim bir çocukluğumda olmuş bir yara izi var. Ondan sonra şöyle bakabilirsiniz, hatta şöyle gösterebilirim. Bu yara izin o saçımın içerisinde kalıyordu. Şimdi saçımın başladığı noktadan başlıyor. Aynen. Yani ben hani bir izim olduğu için onu tespit edebiliyorum. Normali nedir? Normali şudur. %1 altın oran vardır biliyorsunuz. Kabaca anlatıyorum. Alnının 1/3 uzunluğu, orta yüzünün 1/3 uzunluğuna ve burun alt bölgesinden çeneye kadar uzandır. Yani benim burun uzunluğumla... Vay be. Altın oranlara sahipsin işte. Altın oranlara. Benim burun biraz büyük olmasına rağmen. Yapacağız. Yapacağız. Evet. Dolayısıyla buradaki açıklık burun mesafesi kadar olmalı. Evet, en azından kabaca öyle. Tabii ki bu herkes için böyle değil. Daha geniş alınlı insanlar var vesaire ama altın oranda yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bakıyoruz şuradan altın oranda şuraya bir noktamızı koyuyoruz. Ondan sonra buradan geriye doğru şöyle çiziyoruz. Normalde saç çizgimiz, saç bitim çizgimiz bu şekilde olması lazım. Aynen öyle. Tabii ameliyat sırasında biz bunu böyle düz yapmıyoruz. Çünkü hiç kimsenin saçı dümdüz çizgi gibi değildir. Zaten anlaşılan ekim buranın dümdüz yapılması. Bunu ekerken aslında böyle küçük küçük zigzaklar halinde çizimini yapıyoruz. Hani şu berbere gidiyorsun böyle ya şuralarda birazcık böyle saçak bırak. Aynen öyle. Dümdüz ense tıraşını biz ön tarafta yapıyoruz. Anladım. Peki saç döküldüğü zaman nasıl dökülüyor? Birazcık böyle saç döküldüğü şimdi. Dökülme çizgisi nasıl? Şimdi bir de erkekte şöyle diyebiliriz aslına bakarsanız. Bakın şöyle. Şimdi buralarda da saç var. Erkekte şu bölgede bir girinti olur. Bu çok önemli. Kadında bu yoktur. Bakın kadınla erkeğin arasındaki temel fark da bu zaten. Evet, kırmızıyla kadını çiziyoruz. Evet. Kadında şu bölgede doludur. Erkekte bakıyoruz. Hepimize bakabiliriz. Mesela seninkisi de öyle. Tabii evet, içeriye doğru giriyor. Benimkisi de öyle. Bu işte başarılı saç ekiminin de altın standartları. Yani bütün bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eskiden ilk yapılmaya başladığı zaman dümdüz yapılıyordu. Şimdi burada bir saç dökülmesi geldi. Tepede bir de açıklık oluyor. Tepede bir açıklık var ve o en uç nokta diyoruz. Vertex. O da şu bölge. Onu nasıl hesap ediyoruz? O da... Onu zaten onun bir hesabı yok. Aynaya falan da bakmayın. O fotoğraflarda çıkıyor genelde. Hocam tepem açılmış diyorlar. Şu bölgede... En uç nokta. Bizim en belalı yerimizdir burası. Ekmek daha mı zor buraya?
aslına bakarsanız ekmek daha zor değil ama vücudun en uç noktası olduğu için kan dolaşımının en zor olduğu ya en kötü olduğu yer bu bölge. Dolayısıyla bir graft aldığımız için yani damarından sinirinden ayırdığımız bir dokuyu alıp başka bir yere aktardığımız zaman o bölgedeki kanla besleniyor. Evet. İşte o bölgedeki kanla en az beslenebileceği yer burası olduğu için graft başarısı yani atıyorum 100 tane saç ektiğimiz zaman 90 tanesinin orada kalma başarı oranının en az olduğu yerdi. Yerdi, ne oldu? Biz şöyle bir şey yaptık biliyorsunuz rekonstrüksiyon yapıyoruz yani onarım cerrahisi yapıyoruz. Yanık bir insanın atıyorum bacağından bir deri alıyoruz koluna koyuyoruz. Buna bir doku grafti deniyor. Dokuyu damarından ayırıp başka bir yere koyduğunuz zaman buna graft deniyor. Bu da saç grafti. Biz dedik ki yanık insanlarda deriyi alıp koluna koyduğumuzda ya da geçmeyen yaraları olan insanlara bir tedavi uyguluyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisi. Bu şu demek, çok yüksek basınçlı, oksijen basınçlı bir odada kan seviyenizdeki, kanınızdaki oksijen seviyesini arttırıyorsunuz. Dokuya oksijen gitmediği zaman hem kan veya hem de o dokudaki oksijeni arttırıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi ben buraya... Bu iyileşmeye sebebiyet veriyor. Buraya ektim. Normalde ben buraya kan, gönderebileceğim kan arttırabiliyor muyum? Hayır. O zaman ne düşündük biz? Kanın içindeki oksijeni arttıralım. Kan içindeki oksijeni arttırdığımız için koyduğumuz graft daha fazla oksijen aldığı için başarı oranlarımız %95'lere çıktı. Dolayısıyla saç ekiminde yeni bir trend diyebilir miyiz? Çok yeni bir trend. Belki dünyada bunu ilk yazacak, uluslararası makalelerde ilk yazacak kişiler biz olacağız. Evet, muhteşem. Gerçekten bu önemli bir gelişme. Saç ekimini oldukça fazla artık görmeye başladık. Böyle kafasında bantlı işte insanlar falan görüyoruz. Evet, Türkiye bu konuda dünyanın lider konumunda. Şu anda muhtemelen lider konumunda. Peki saç ektirme zamanı gelip gelmediğini bir insan nasıl anlayabilir? Yani ya benim şuralarım açıldı hemen gidip ektirmem mi lazım? Ektirmeniz lazım değil. İlk etapta var olanı kurtarmak ya da dökülmeyi yavaşlatabilir miyiz? Bunun için elimizde belli başlı silahlar var. Bazı hormonal ilaçlar var. Onları doğru kişilerde uyguluyoruz. Ya da spreyler var. Bir de PRP dediğimiz bu hanımlar şu anda çok da trend olan bir şey. Kanınızı alıyoruz ve kanınızdaki büyüme faktörleriyle oranın tamirini arttırıyoruz. Yani kanı bir şekilde bir işlemden geçiriyorsunuz. Evet. Lütfen tabii ki buyurun. Bunun şimdi PRP'yi herkes çok diline doluyor ama PRP'nin ne olduğunu çok fazla bilen yok. Bu da çok kısaca PRP'nin ne olduğunu anlatacağım. Kalp damar cerrahısınız, bu bir damar. Siz damarı, birisinin damarı kesildiği zaman ilk etapta ne oluyor? Oradan kanamaya başlıyor. Vücudun ilk hedefi nedir? Kanamayı durdur. Evet. Buraya hücreler geliyor. Geliyorlar, geliyorlar. Pıhtılaşma, el ele tutuşuyorlar, oraya sıkıştırıyorlar ve kan akımı duruyor. Yani buradan artık kanama duruyor. Bunun adı platelet. Platelet, yani İngilizcesi. Trombosit veya Türkçesi de Latincesi de trombosit. Evet. İşte biz buraya geldikten sonra vücudun ikinci emrine burayı tamir et. Nasıl haber verecek bunlar? Bir tane hormon salgılıyorlar. Platelet derived growth factor yani trombosit kaynaklı büyüme faktörü. Bunun kokusunu alan tamir hücreleri buraya hücum ediyorlar ve burayı tamir ediyorlar. Evet. İşte biz bunu kanınıza aldık. Kanınızda bu trombositleri yani plateletleri arttırdık. Platelet rich plazma yaptık. Yani plateletten zengin plazma yaptık. Kan durduruldu ve onarım başladı. Onarım başlamasını sağlayan hücrenin içerisindeki bu sinyali aslında biz oradan alıp kafaya yerleştiriyoruz. Kanını alıyorum, kafana enjekte ediyorum ki sana da yapacağız biliyorsun. Az önce dedin ya saçım geriye çekmeye evet. Başladı. İşte onu geriye çevirmeye çalışıyoruz. Senin kafanda vücudun zannedecek ki yangın var. Oraya savunma hücrelerini gönderecek. Oraya tamir hücrelerini gönderecek. Korkuyorsun beni. genelde yangın çıkartan benim de o yüzden diyorum. Evet, sonrasında o gerçekten fayda sağlayabilir. Aynen. Doğru mu? Doğrudur. Eğer fayda sağlamadı veya işte bir şekilde dökülmeye devam ettiyse o zaman saç ekimi gündeme geliyor. Saç ekimi gündeme geliyor. Saç ekimi işte başarı şansı nedir bunun? Başarı şansı kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Bazı kişilerde donör saha da önemli. Yani aslına bakarsanız ilk başta ne yapılıyordu? İnsanları saç ekiminden soğutan şey arkadan şerit foot dediğimiz arkadan şerit şeklinde saçlar çıkar. Bir şerit çıkartılıyordu. Saçlar bistüriyle kesiliyordu. Yani bir bıçak yardımıyla kesilip dağıtılıyordu. Onlar ekiliyordu. Aldığımız yerde bir iz oluşuyordu ve bunu keserken de zarar veriyordu. Şimdi farklı bir şey mi yapıyorsun? Şimdi farklı bir şey. Daha sonra bu bölgelerden tek tek saç kökü almaya başladık. Daha sonra buna da fuye deniyor. Bunları ekmeye başladık. 3000-3500 graft ekebiliyorduk.
Ama kime? Tek tek alıp tek tek ekmek çok zaman değil mi? Kaç saat süren bir işlem? 4,5-5 saat. Tabii şeyine, ekibinizin kalitesine ve bilgi birikiminize bağlı. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi 4,5 saat uyutarak mı yapıyorsunuz? Yok, tamamen uyanık. Hastaya anestezi vermiyor. Ağrı da problemlerden bir tanesiydi. Artık iğne bile batırmıyoruz. Bunun içerisinde lokal anestetik madde var. Tamam. Bu basınçlı özel bir cihaz. Bunun içerisinde maddeyi koyuyoruz. Bu deriyle eşdeğer bir sünger. Getirdik. Bastık. Bak hiçbir şey görmüyorsun. Ama evet, sıktığım zaman içinden su çıkıyor. Şöyle bir kurabilir misin tekrar? Onu başka bir şey daha göstermek istiyorum. Ondan sonra bu, siz onu normalde eskiden bu aletinizi nerede uyguluyordunuz? İşte çeşitli dokuların içerisinde bazen antibiyotik yapmakta falan. Bazen bu, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Evet. Şöyle hemen gösterelim. Ben yapabilir miyim? Lütfen. Şöyle kağıdı tutarsanız kenarından. Aynen. Evet, böyle gergin tutuyorum. Kağıdı görüyorsunuz şu anda. Evet, yakın arkadaşlarım görebiliyorsa. Arkasına mı bastıracağım? Lütfen. Evet, şimdi içerisindeki ilacın dokuya geçtiğini, arkadan çıktığını göreceksiniz. Burada herhangi bir delik yok ama bütün ilacın karşı tarafa geçtiğini. Şimdi... Harikasınız. Bu bugüne kadar bu süngeri boşuna kullanmışız. Şimdi gerçekten şunu sormak istiyorum. Bu günün sonunda ne işe yarıyor? Hani lokal anestezi giriyor. Lokal anestetik madde. Eskiden buradan iğneler batırıyorduk. Artık iğne batırmıyoruz. Tık 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 tık, sadece bir basınç hissediyorsunuz. O da bir ağrı değil. Ondan sonra bu bölgedeki sinirlere uyuştuğu için, buraya artık sinir iletisi gitmediği için biz buraya herhangi bir iğne batırdığımızda ağrı duymuyoruz. Eskiden kafa komple şişiriliyordu. İçerisine tümesan anestezi dediğimiz doku anestezi veriliyordu. Tümesanı yine nispeten rahat kanal açabilmek için çok az seviyelerde veriyoruz ama ring block dediğimiz, yani buraya tek tek iğne yapılıyordu ve iğneyi bastırırken de orada bir yanma ortaya çıkıyordu ve en çok bundan korkarlardı hastalar. Ağrısız saç ekimi. Aynen öyle, ağrısız saç ekimi. Artık konu oralara gelmiş durumda. Evet. Şimdi acaba insanlar nasıl başvuruyor? Gerçekten onu da merak ediyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde talep var. Dolayısıyla saç ekim koordinatörü Mehmet Akıl'ı stüdyomuza davet ediyorum efendim. Beraber çalışıyorsunuz galiba, evet, ama evet. Şunu merak ediyorum. Yani şimdi teknoloji bu noktaya geldi. Artık ağrısız filan durumlar, ağrısız saç ekimleri, hiperbarik oksijen tedavileri gibi. Telefonu açan vatandaş ne diyor? Erkeklerin en büyük estetik motivasyonu saçı. Çünkü tek aksesuar kaynağımız saçımız. Son yıllarda evet. Bakıyorum evet, sadece saç yok. Yani tabii aksesuar... Yaşam dünyada ve ülkemizde çok uzadı. Evet. İnsanlar daha genç görünmek istiyor. İşte az önce kilolardan bahsettik. Bedenin incelmesi, saçlı görünüm, imajımız, bunların oluşumu herkes için önemli. Özellikle ben profile ve portföye baktığımda 25 ve 45 yaş grubunun %80'ini oluşturduğunu görüyorum. Genç yani. Herkes, evet, genç grup ama ileri dönem, yani yaşlandığında dahi bu insanlar genç görünmek istiyor. Ya diğer adıyla yaşlanmak istemiyorlar. Anti-aging bir görünüm. Görünüm ön planda ve erkeklerin en önemli aksesuarı saçı. Evet, sağlık turizmi açısından da bu oldukça önemli bir iş haline geldi galiba. Kesinlikle. Ülkemiz adına. Netice itibariyle Sağlık Bakanlığımızın da hep söylediği bir şey var. Yani biz aslında sağlığımızı ihraç etmeliyiz. Dolayısıyla yani insanların tedavisi için Türkiye'ye gelmesi lazım. Ve sokakta saç ektirmiş insanlara baktığımda ağırlıkla yabancılar görüyorum. Sizde oranlar nasıl? Kesinlikle. Şu an Türkiye'de yıllık yaklaşık 120 bin saç ekimi yapılıyor. Dünyanın en çok saç ekimi yapan ve en başarılı ülkesiyiz. Yani ülkemizde sağlık turizminde bir lokomotif oldu. Evet, muhteşem bir şey. Geçen yıl 7 milyar doların üzerine çıkarak bu ekonomik katkısı gayri safi milli hasılaya da ciddi bir destek oldu. Ve dünyada şu an ekonomik kriz varken, ekonomik bir bunalım varken çok enteresandır. Bütün sektörler daralırken estetik sektörü ve saç ekim sektörü yaklaşık %30 büyüdü. Bunun tabii en önemli ayağı da şu an, yani bu kadar popüler olmasının ülkemizde turizm ayağının çok gelişmiş olması. Yani hastaların havalimanından itibaren karşılanıp konforlu bir şekilde yolculuk yapıp en iyi imkanlarda operasyonlarını olup ve tekrar ülkelerine teslim edilmesi. Bu geçirdikleri süre zarfında da yine 3 günde bir programları oluyor. Aynen. Yani
sadece saç ekilmiyor. İstanbul'da geziyorum. Evet ya, yani bir turizm tarafı da var ama gerçekten önemli bu konu, anladığım kadarıyla konuş bitmiş ama bitmez ama süremizin sonuna geldik. Bugün tabii çok hızlı geçti program, çok dinamik geçti. Netice itibariyle dediğim gibi ruh sağlığını konuşarak başladık ama o kilolarımızı nasıl vereceğiz, bunlardan bahsetmiştik. Kozmetik açıdan da işe değinmek bence çok iyi oldu. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Ekran başındakiler, sizler de kulaklarınızla dinleyip gözlerinizle hiç ayırmadığınızı tahmin ediyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Doktor Geldi'nin bir sonraki bölümünde görüşünceye dek hoşça kalın efendim.